Ay iyiydik vallahi Eda'cığım. Senden ne haber? Ha Sibel'le Metin'i. Ne yapıyor onlar? Evlendiler mi? Ne? Ayrıldılar mı? Neden? Hayırdır? Metin'i yatakta mı yakaladı? Ne diyorsun? Nasıl anlamış? Ama canım bunu anlaşacak bir şey yok ki. Erkek yani şık giyinebilir. Şık giyinebilir. Ha? Ha çok şık giyiniyordu. Parfüm canım parfüm sıkabilir yani. Parfüm sıkması. O ha parfüm kullanan bir erkek değilse evet, o zaman işler değişir. Ama canım Metin çok çok çalışan bir adam yani uykusuz kalması normal. Abuk subuk bahaneler üreterek dışarı çıkıyor. Zeynep bölüyorum ama. Bir dakika canım. Hayatım ben tavuk ve yumurta sanayicileri lokaline gideceğim. Akşama dönerim tamam mı bir tane? Hayır canım şey yapayım. Ben sana sonra arayayım mı? Tamam hadi bay bay. Ozan buraya gelir misin? Hiçbir yere gitmiyorsun. Aldatan erkeği nasıl anlarsınız? Nasıl anlarız? 1. Aldatan erkek uzun vadeli planlar yapmayı keser. Gelecek hakkında muhabbet açıldığı konuyu hemen kapatmayı tercih eder. Ne haber Zeynep? İyiyim, iyiyim. Sen? İyi valla. Şey diyorum ya. 26 Şubat 2026'da diyorum. Yemeği dışarıda mı yesek? Diyor. Zeynep delirdin mi sen Allah'ını seversen ya? Delirmek mi? Ya kızım iki dakika işe gitmeden önce şurada dinleneyim dedim mevzuya bak ya. Sen delirdin mi kafayı yemedin ya? Hadi ben geç kaldım biliyorum. Eyvallah olsun. Bir de bir. Eda kızım galiba Ozan beni aldatıyor. Evet. Çok sinir. Şuradan çıkarttım. Az önce sahte bir face hesabı açtım. 10 dakikadır Ozan'la konuşuyorum. Kızım daha ilk dakikadan hayatım diye hitap etmeye başlasın. Başladı. Çok güzelsinler falan diye. Çok güzelsin falan diyor bana. Nasıl bir açlık? Nasıl bir açlıksa artık? Öküzün artık neresine geldiyse. Öküz. Tam sakinim. Dur yine mesaj attı. Akşama ne yiyoruz diyor. Ay çok sinir değil mi? Kızım çok çok gıcık değil mi? Akşama ne yiyoruz diyor. 10 dakika olmadı daha şurada yeni tanışalı. 10 dakika olmadı daha. Ozan Bey'e baksan. Oho! Ne kadar hızlıymış. Ne kadar hızlıymış. En çok ne koyuyor biliyor musun? Zeyno diye hitap ediyor. Demek ki ben onun avlarından biriymişim. Ben de sadece bana özel olarak söylediğini düşünüyordum. Yok hayır ağlamayacağım ya. Ağlamayacağım yani gerçekten değmez. Değmez. He? Bir dakika ya. Bir dakika. Ben kendi hesabımdan girmişim. Pardon. Pardon tam yanlış alarm. Tam neyse. Tam öptüm Eda'cığım. Tam görüşürüz. Yok ağlatmıyormuş ya. Tamam oldu. Saçma bir şey oldu şimdi bu. Aziz. Oğlum. Birazcık şey yapsak mı? Ya Zeynep yorgunum vallahi uyusak artık hadi. Peki Ozan, peki. Hadi iyi geceler. İyi geceler.
Neden yapmak istemiyorsun? Allah. Neden yani? Allah Allah kızım, yorgunum dedim ya sevgilim ya. Neden yorgunsun? Bütün enerjini metresine mi harcıyorsun? Neden yorgunsun? Ne saçmalıyorsun kızım, sen ne metresi ya? Bilmiyorum, sen daha iyi bilirsin. Ya delirdim kızım, Allah Allah, yok öyle bir şey. Neden yorgunsunuz, ben enerjim yok diyorsun, neden? Az önceki sevişmelerimizden dolayı olabilir mi acaba sevgilim ya? Hayrat mıyım kızım ben? Allah Allah. Ne oldu, nereye gidiyorsun? Uykum kaçtı, televizyon seyredeceğim biraz. Hazır uykun kaçmış. Zeynep! Hey. İşte bir şey var. Bir yeni var. Ben tuvalete gidip geliyorum hayatım. İyi. Telefonunuzu bırakmayacaktınız Ozan Bey. İhanetinizin delilini ortada bırakıp gittiniz adeta. Yapacağım. Allah'ım, elim ayağım titriyor. Tuş kilidi kurulmuş. Tuş kilitleri konulmuş. Ne olur bunun tuş kilidi? 1907 olur, ne olur. Salak salak konuşuyorsun Zeynep. 1907 olarak bırakacak hali yok herhalde. Gizli saklı bir şey yapıyorsa adam, senin bildiğin, ilk tahmin edeceğin numara. Ne olabilir? Ay, ne olabilir bunun tuş kilidi? 2013. Tabii ki başlangıçlar önemlidir. İlişkinin başladığı tarih 2013. Değil bu. 2012 mi? Ay, ilişkisi 2012'de mi başladı acaba? Bu da değil. 1-2-3-4. Bu da değil. Kızım, kafanı çalıştır. 1975 de değil. 1975 de değil. 9-8-7-9. Bu da değil. Allah'ım, Allah'ım Zeynep, kafayı çalıştır. 1907'yi mi denesem? Deneyeceğim ya. Parayla mı pulla mı? 1907. Girdi. Ay, değiştirmemiş şifresini. Ay, şifresini değiştirmeye bile tenezzül etmemiş yani. Bu kadar beni gözden çıkarttı yani. Yazıklar olsun, bu kadar beni gözden çıkarttı yani. Midem bozmuşum herhalde ya. Yazıklar olsun. Ne oluyor be? Zeyno? Uykumu böldün yani senin yüzünden. Boşa boşuna uykumu böldüm. Nasıl ya, anlamadım. Ay, ne bileyim, gecenin bir vakti aldın telefonun eline, parmaklarının ucunda öyle aşağı inince bir kadın var sandım. Yok ama şahane kadın budu var. Kadını tutturdun yani. Çok şahane yapmışsın kız, eline sağlık. Ne olmuş mu? İyi, afiyet olsun. Ödümü koparttın be. Sen de benim ödümü koparttın ama. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk aşkım. Sana bir hediye aldım. Sürpriz. Hayırdır, böyle hediyeler. Kutularda özenilmiş hediyeler mi, hediyeler falan. Anlamadım. Yani hangi vicdan azabını dindirmek için yapıyorsun bunları bana? Ne vicdan azabı kızım? İçimden geldi, aldım. Al bakayım. Bakalım beğenecek misin? Hadi. Wow. Bir parfüm.
Hem de en pahalılarından. Kızım fiyatı ne önemi var ya? Allah Allah. Bu parfümden başka kimde var? Bilmem. Ha, etrafındaki kadınlardan. Ne demek istiyorsun sen ya? Hani bunu etrafında hangi kadın kullanıyor da ben de kokusunu anlamayayım diye ben de kullanayım. Benim de kullanmamı istiyorsun. Ne diyorsun sen Zeynep ya? Söylüyorum işte açık açık. Sen... Kızım sen böyle bir şeyin... Benim, ya seni aldatacağım. Nasıl düşünürsün böyle bir şeyi? Nasıl aklına getirirsin sen ya? He? Bilmiyorum. Ya nasıl bilmiyorsun ya? Seni dinliyorum. Ben senin aşkına layık olmak için daha fazla çabalamaya karar vermişken sen böyle korkunç bir şeyle nasıl beni suçlarsın kızım? He? Bilmem ya. Neyi bilmezsin? Benim seni ne kadar çok sevdiğimi, hayatımın en merkezine koyduğumu, ömrüm boyunca da bunu böyle olmasını istediğimi bilmiyor musun sen yani? Sen istediğin sürede bu böyle olmaya devam edeceğini bilmiyor musun sen? Ama aşkım, gerçekten ben böyle düşünürken senin beni böyle bir şeyle suçlaman beni gerçekten çok üzdü yani. Yazıklar olsun Zeynep aşkım, sana. Aşkım, hayır. Yazıklar olsun sana. Hayır. Ama ben başta bunun şaka olduğunu zannetmiştim ama her zamanki... Yok ama ciddi şaka misin sen? Şaka. Şaka zaten hiç ciddi hani değilim. Bırak canım sen de Allah'ını seversen. Kız değilim kız. Ciddi olur muyum? Değilim. Bakayım. Oo. Gözüme de sıktım. Aa, bak bakayım nasıl koktum? Nasıl? Yakıştı mı tamam, aşkım? Bırak mı? Yok yok tamam. Nasıl oldu? Ha? Şey oldun mu? Ne olursun söyle güzel koktun mu? Sen ver o parfümü. Ver bana geri. İade edeceğim ben onu. Neden? Zaten çok pahalıydı içim oturmuştu. Ver. Hoş bir öküz hak ettin ama ben de şimdi çok şey değilim. Az değilim yani şimdi. Hı. Kabul ettin değil mi bunu? Ha? Evet. Az oldu. İyi. Tamam ver parfüm bende kalsın bari. Neden? O benim hediyem değil mi ya? Ya tamam senin hediyen ama şimdi ben bu durumda çok haklıyım ya. Şimdi daha az haklı olduğum bir duruma saklayalım ki yani boşu boşuna ziyan olmasın. Yazık günah. Ama ben şimdi çok... öküzü hak ettin şimdi. Öküz diyebilirim yani sana. Diyebilirsin. Diyeyim mi? De. Öküz. Tamam sen de bana inek de o zaman. İnek. 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 Yok artık. Ne oldu? Ne yapıyorsun ya şaşırı şaşırı? Allah Allah. Sendromlar üzerine bir yazı okuyorum aşkım. Hı. Ay öyle saçma sapan şeylerin sendromu var ki aklın şaşar vallahi. Ne gibi mesela? Mesela pazartesi sendromunu tamam hepimiz biliyoruz. O tatil sonrası sendromunu duymuş muydun hiç? Ya saçmalama yani tatilinde sendromu mu olurmuş be? Çok saçma işte. Bir de bak ne diyor? Cuma sendromu var. Ay dünyanın en güzel günü be cuma. Ondan gelecek sendromdan ne olur? Ulan günümüz hastalığı da bu işte. Otoboka böyle bir kulp takıp çağımızın hastalığı demek. Ben size söyleyeyim. Tahtaya vur. Vallahi Allah'tan böyle hastalıklarımız, böyle sendromlarımız yok ha. Tabii canım, tabii. Rahat olacaksın sevgilim. Yoksa öyle sendromla takıntıyla hayat mı geçer ya? Geçmez vallahi. Ay. Ay hadi iyi geceler. İyi geceler canım. Ay Ozan. Hı. Kapıyı kilitledin mi tatlım? Kilitledim aşkım, kilitledim. Kombiyi kapattın değil mi? Kapattım Zeyno, kapattım. Tamam. Tuvalete en son sen girdin, tuvalet musluğunu kapattın. Ya kapattım Zeynep, kapattım ya Allah Allah. Emin misin? Ya eminim ya Zeyno ya. Her gece aynı şey ya. Bir de sendrom takıntım yok diyorsun ha. Allah Allah. Ay lafa bak, ne alakası var ya? Çok alakası var, çok alakası var. Uyku öncesi sınav stresi yaratma sendromu diye bir şey varsa bu, o da bu işte. Allah Allah, güvenliğimizi düşünmek de suç oldu. Sen benim sendromuma dua et. Senin rahatlığına gidersek ev başımıza yıkılır Ozan'cığım. Tarık Müslüm kapatmadım. Of Zeynep, of! Sesler geliyor. Of. Oklamadan Ozan'cığım hadi. Yarabbim. Güvenlik için. Allah'ım. Güvenlik için. Alacağım şurayı ya. Kaldırsana ayaklarını. Ozancığım ayaklarını kaldırır mısın lütfen? Her pazar bu işkence yapmak zorunda mısın Zeynep ya? Allah Allah. Ben yapıyorum işi. Sana niye işkence oluyor acaba? Kafam çeşitli kızım. Kafam, kafam. Tamam, bir pazarımız var Allah rızası için. Ya yarın işe gideceğiz. Bir hafta köpek gibi çalışacağız ya. Tamam. Ya bir şey söyleyeceğim. Şuraya gel otur da iki dakika filmimi izleyelim. Hadi ya. Tamam bitti zaten. Ben buraları almıştım. Son bir kez şöyle oturmadan son bir kez daha şöyle. Elimi yedi ya alet sabahtan beri. Tamam ya. Hadi gel aşkım şuraya otur biraz gel. Film koyayım izler miyiz ha? Ha? Film izler miyiz diyorum. Film falan izleyemem. Çamaşır yıkayacağım Ozan'cığım. Ne çamaşırı kızım? Daha yeni çamaşır yıkadın ya. Ay, renklileri yıkadım. Renklileri yıkadım hayatım. Şimdi beyazları yıkayacağım. Sen kirlilerini çıkarttın mı?
Yok benim kirlim falan yok kızım, yıkadın. Yok mu kirlin? Ya yok diyorum. Demin yıkadın ya sevgilim ya. Ne yıkacağım ben şimdi? Tam git bir bak bakalım. Belki lekeli mekeli bir şeylerinden çıkar. Aşkım delirme ne olur bir tanem sevgilim. Hadi gel yanıma otur. Vallahi yok kirli kıyafetim ya. Allah Allah. Dur bir dakika. Birazcık dinleneceğim. Şey yapayım. Ne? Hı. Bir film koyayım mı? Yok. Kalk o zaman hadi yıkan. Sen kendini yıka. Daha dün yıkandım Zeynep. Ay ne demekmiş o? Ay çok komiksin. Dün dündür, bugün bugündür Ozan'cığım. Hadi. Ya saçmalama, yıkacak bir şey bulamadı. Şimdi benim yıkamaya karar verdin yani. Ben yıkamayacağım herhalde seni. Kendi kendini yıkayabilirsin. Güzelce bir kese at kendine. Yarın iş var. Hadi. Yarın tamam. İş günü. Sevgilim merak etme. Biz de çocukken böyle ertesi gün okula gideceğiz diye pazarları kaynar sularla çok böyle banyolar yaptık. Ama artık kırkıma yaklaşıyorum yani, tamam mı? Pazar günü istersem yaparım banyo, istersem yapmam. Kendine gel. Kendime bana. Gelemiyorum. Kendime geliyorum. Eski pazarlar nasıl aklımda yer ettiyse hiç başka bir şey temizlenmekten başka bir şey düşünemiyorum yani. Ya çamaşır düşünüyorum ya banyo yapmayı düşünüyorum. Üç kere yıkadım ben bugün ben kendimi. Allah Allah. Gel bakayım bebeğim. Bana bak. Dışarı çıkalım dolaşalım biraz. Belki iyi gelir ha. Hadi. Hayır. Hayır. Şu anda sadece aklında seni banyoya sokup hunharca keselemek, sen inat ettiğinde de maşrapayla kafana vurasım var. Sen bana sarmadan ben biraz dolaşmayı sikeyim o zaman aşkım. Tamam o zaman iyice kirlen. Ha? İyice kirlen de yıkacak bir şey kalmadı çünkü. Allah'ım ya Rabbim. Bunları yıkadım ben. Bunları bir daha mı yıkasam? Zeyno. Hı? Hı? Hayır aşkım niye böyle suratına sık sabah sabah? Yok bir şey ya. Zeyno. Ne oldu kız? Dün gece ne güzel yattık işte. Arada ne oldu da canın sıkıldı böyle? Yok işte genel ya. Ben mi sıkıldım? Bana bak. Gece rüyandevini başka kadınlarla mı gördün yoksa ha? Gevrek gevrek şeyler söylüyorsun Ozan karşımda. Çok hoşuna giderdi değil mi başka kadınlarla görseydim seni? Ya olur mu sevgilim? Saçmalama Allah'ını seversen ya. Kız canın sıkıntısı ne onu anlamaya çalışıyoruz şurada. Pazartesi sendromu benim sıkıntım. Bu mu senin derdin? Bugünün pazartesi olması mutsuz olmaya yetmiyor mu? Ama Zeyno Allah'ını seversen sıkıntı yaptığın şeye bak. Bu kadar dert ediyorsan gitmezsin iş olur biter. Benim işle değil ki derdim. Nedir peki? Ama gideceğim şimdi. Bir sürü mail. Hı. Pazartesi sendromu ile ilgili hiç komik olmayan şakalara maruz kalacağım. Bakmadan sil olsun bitsin. Hadi onları sildim. Bir sürü ileti geliyor oluyor. Ofisteyim. Of çok sıkıldım. Yine pazartesi. Yine bilmem ne. Buradan gitmek istiyorum. Bin tane insanlara moral vereceğim diye tükendim yani. Onlar yüzünden kendi sendromumu yaşayamıyorum. Ulan bu dijital pazartesi sendromu da yeni modaymış ha. Vallahi. Tamam ben çıkıyorum yavaş yavaş. Seni de bırakayım mı işe? Ben gitmeyeceğim. Ben gitmeyeceğim. Evde oturacağım ben. Hatta yatacağım, uyuyacağım. Telefonumu da kapatacağım. Haftaya pazartesi toplu bir mesaj atar. Herkesin gönlünü alırım. Valla sana interneti yasaklarım ha. Sen iyice manyaklaş. Ne demek öyle işe gitmeyeceğim, işe gitmeyeceğim kız? Seni poklarım Ozan. Git kendini daha fazla like'latmadan hadi. Ama hemen yatmışsın. Vallahi yattım aşkım. Bütün haftanın yorgunluğu üstüme çöktü be Zeyno. İyi tam oldu. 5 dakika dinlen ondan sonra çıkarız. Nereye çıkıyoruz ya? Vallahi hiçbir yere çıkamam ben. Yorgunluktan geberiyorum sevgilim ya. Allah'ım. Ya ama bugün cuma evde mi oturacağız böyle köz köz? Kızım yorgunluktan Allah Allah geberdim diyorum Allah. Parmaklarımı kıpırdatacak halim yok ya. Ya ay inanmıyorum yani. Bütün İstanbul eller havaya yaparken biz böyle köz köz oturacak mıyız? Hiç sanmıyorum. Vallahi sanmaya başlasan iyi olur sevgilim. Benim bu gece yapacağım en hareketli şey pijamalarımı giymek ve yemek yemek olacak. Abiden ne var yemekte? Yok bir şey. Dışarıda yeriz diye düşündüm. Oh! Emrivaki yaparım diye düşündün ya Zeynep Hanım. Ya bütün İstanbul eğleniyor diyorum ya. Hadi kalkalım bir diskoya miskoya bir yerlere gidelim. Ya kızım saçmalama ya. Allah Allah. Ben yorgun olmasam da diskoya falan gitmem. Sinemaya falan gidelim o zaman. Man. Yarın herkes can canlı eğlence fotoğraflarını paylaşacak. Yaşım çıkacak resmen. Lan dert ettiğin şeye bak. Gir Facebook'a. Bilmem ne diskosunda ne güzel eğleniyoruz diye yaz. Kim anlayacak yalan olduğunu be? Ya evet. Bugün cuma diyorum o zaman anlamıyorsun herhalde. Ay binlerce arkadaşımdan sadece 5 tanesi çevirmişçidir. Onlar da evin büyükleridir zaten. Bir şey söyleyeceğim. Hadi. Hadi şey yap. Hadi birkaç kadeh böyle en yakın barda böyle gidelim bir kadeh şarap içip gelelim en azından.
Ben diyorum hadım sen diyorum kaç çocuğun var? Yorgunum diyorum Zeynep'ciğim ya, ben yorgun. Ben de yorgunum. Gerçekten ben de çok yorgunum. Ama atamıyorum üzerimden bu cuma sendromunu. Hareket etmek istiyorum. İçimden bir şeyler yapmam gerekiyormuş gibi geliyor. Çok güzel. Tamam bak ne diyeceğim sevgilim. Çık bahçeye hoppa zıpla biraz hareket olur işte sana ne güzel. Hadi hadi canım hadi bana dokunma. Ölüyorum ben leş gibiyim geberdim diyorum yorgunluktan. Hadi bahçede zıpla 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 zıpla. Hadi tamam birçoktan bahçeye çıkacağım o zaman. Bahçeye çıkıp fotoğraflarımı çekeyim. Cuma ve ben dışarıdayım falan diyeceğim. İyi tamam oldu. Hadi kaçtım ben. Hadi görüşürüz. Bana bak çok geç kalma merak ederim. Bahçede. Ay çok güzel bir tatildi. Muhteşem. Muhteşem valla. Yani böyle iki günlük bir tatildi ama sanki bir hafta geçirmişiz gibi geliyor bana. Valla hem eğlendim hem dinlendim ne yalan söyleyeyim. Bir daha kim bilir ne zaman gideriz böyle bir tatile. Benim işlere bakılırsa Zeyno, 3 ay kadar hiçbir yere kıpırdayamayız. Ya of Ozan, 3 ay mı? Çok fazla ama. Ya belki arada günübirlik gezilere kaçarız. Hiçbir tatil bu tatilin yerini tutamaz. Ya böyle nasıl biliyor musun? Kendimi nasıl hissettim? Böyle bütün negatif enerjimi atmışım gibi hissetmiştim. Böyle yenilenmişim gibi hissetmiştim. Hissetmiştim. Niye geçmiş zaman kullandın onu anlamadım. Ay eve gelince bir mutsuzluk çöktü. Uf, hiç sorma aynı mutsuzluk bana da çöktü vallahi. Üf, işin yoksa şimdi günlük hayatın rutinine alış. Aynen öyle. Güzelim tatilden sonra İstanbul'un kargaşasına, keşmekeşine, trafiğine merhaba. Bizim bu tatile gitmiş olmaktan dolayı mutlu olmamız gerekmiyor mu? Hakikaten ya bu tatil bizim için iyi mi oldu kötü mü oldu ben anlamadım ha. Kötü mü oldu neden öyle dedin? Ya kızım baksana tatilden döndüğümüz için ne kadar mutsuzuz yani. Bence o güzellikleri hiç görmemeliydik. Ay ben banyo yapıp bu tatili unutmaya çalışacağım. Ben de biraz uyuyacağım şurada. Uyanınca geçer belki. Bak. Bir sürü bavul, bir sürü şey. Öf. Fazla bu sefer şahane şeyler aldım. Hoş buldum. Şahane şeyler mi aldın? Her alışverişten sonra aynı muhabbet. Yok, vallahi değil. Bu sefer gerçekten mükemmel şeyler aldım. Ve o aldığım mükemmel şeyleri dolabına yerleştirmek için dolabını düzenleyeceksin. Ay vallahi resmen aynı şeyi söyleyecektim. Nereden bildin? Artık biliyoruz kızım. Nereden bildin? Her alışverişten sonra aynı şeyi söylüyorsun. Klasik Zeynep'in post alışveriş sendromu bu. Hayır. Hayır. Her alışverişten sonra aynı şeyi söylemiyorum bir kere. Yalan mı söyleyeceğim kızım ben sana? Acaba yalan söylüyor olsam nasıl tahmin edebilirim ne söyleyeceğini? Hayır. Yapma şimdi lütfen. Heh. Geçen alışverişte aynı şeyleri söylememiştim. Hayır efendim. Geçen alışverişte aynı şeyleri söyledim. Aynen şöyle dedin ki artık stilimi yenileyeceğim ve dolabımı elden geçireceğim dedin. Ama hiçbir kıyafetini de atmadın sevgilim. Ama bu sefer farklı. Ve bütün dolabımdaki fazlalıkları atacağım. Giymediğim bir sürü şey var. Ya neden farkında değilim ben bu durumun? Evet sevgilim artık farkında varsan ve bu duruma bir çözüm bulsan iyi olur. Ben de böylece her hafta aynı muhabbeti dinlemek zorunda kalmam sevgilim değil mi? Benim aklımda bununla ilgili bir çözüm var. Heh, neymiş? Yeni bir elbise dolabı alacağız. Bana çözüm, bu sorun çözülmüş olacak böylelikle. Yani daha az alışveriş yapmak bir çözüm gibi gelmedi sana öyle mi? Abi bir seçenek bile değildi. Anladım seni. Teşekkür ederim. Her hafta aynı mantı çekeceğiz demek ki. O sana yetecek değil mi? Aşkım. Canım. Öncelikle afiyet olsun. Maşallah iştahın yerinde. Ama yanlış anlamazsan bir şey soracağım bir tane. Sor hayat. Böyle iştahla dana gibi yemenin özel bir sebebi var mı? Yani ileride kilo alıp sinirlenince ne cevap vereceğimi bileyim diye soruyorum. Çınar tabii ki. Rejime giriyorum. Rejime mi giriyorsun? Yiyerek kilo vermek stilinde bir rejim biraz yanlış anlamış olabilir misin acaba? Bugünlerden ne?
Cumartesi. Bakın, rejime başlama günü pazartesi değil midir? Ha, anladım. Pazartesi rejime gireceğin için hafta sonu yiyebildiğin kadar yerin diyorsun yani, öyle mi? Yeşilzetini anlamışım. Evet. Pazartesi rejime gireceğim nasılsa. Malta buluşu yapayım diyorsun yani, ha? Pazartesinden sonra alma, gram lokma sürmeyeceğim. Sıkı yönetim. Yalnız her hafta aynı muhabbeti yaparsan her hafta sonu yandık. Her hafta mı? Aşk olsun, kaç kere yaptın? 6. 6 mı? Evet, hepsinde de kilo alıp bunalıma girdin canım. Saçmalama. Bu sefer kesin. Bu sefer kesin. Acilen bir dilim ekmekle kaymağı uzatsana. Kaymak mı aldın? Orada işte duruyor kaymak. Rejime gireceğim Ozan'cığım. Balı da bir zahmet. Oha Zeynep, oha! Ekmeği de. Beyaz ekmek yok muydu ya? Kuşan da senin. Aa, beyaz der ekmek. Ya. İnşallah kapaktan çıkmış gibisin ha. Pazartesi, pazartesinden sonra ağzıma lokma sürmeyeceğim. Hayır, dinlemek istemiyorum seni. Hayır, inanmıyorum sana. Gerçekten inanmıyorum ya. Bir yere kadar olur artık. Yap, 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 yap. Hep arkandan Zeynep topluyor. Sen hep arkandan böyle toplandığını bildiğin için zaten hep bunu yapıyorsun. Ben bilmiyor muyum sanıyorsun? Yeter ama bir yere kadar gerçekten. Ben çok mu seviyorum böyle car 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 konuşmayı? Hiç hoşuma gitmiyor Ozan'cığım. Hiç hoşuma gitmiyor. Damarlarım çıka çıka burada gırtlağım parçalarcasına car 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 konuşuyorum deli kadınlar gibi. Ama bu raddeye kadar getiriyorsun. Ben olmaz demiyorum. Olur, olur. Olmaz değil. Bir yere kadar yapılır ama bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Sen arkandan topladığın için bana güvenerek yapıyorsun. Ama ben sana söylüyorum. Bundan sonra lütfen rica edeceğim. Bana güvenme. Bana güvenme. Lütfen rica ediyorum. Bana güvenmek yok. Bana bu konuda bitti. Bu konuda bitti. Bir daha konu konuşmak istemiyorum. Deliler gibi saçlarım kısıldı. Bitti. Hayır. Bir daha yapmayacağım. Hayır. Aşkım. Ay! Aa! Kimle kavga ediyorsun sen? Senle. Benle mi? Senle mi? Sen şimdi geldin ya. Evet. Kime bas bas bağırıyorum ben bir saattir? Ulan sen gene Ozan diye Okan'ı mı aradın yoksa çocuğu ya? Evet öyle yaptım. Aa. Ama o da hiç kendini tanıtmıyor. Kızım fırsat mı veriyorsun ki ya? Bir başladın motor gibi arka arkaya saydırıyorsun. O da zamanla dinlemişti çocuk. Ne yapsın? Ay öyle dinledi yine. Çok ayıp oldu. Bir arayayım ben onu. Ay alo canım. Okan'cığım. Şey oldu yine bir yanlışlık oldu. Sen kendini şey yapmayınca tanıtmayınca. Kusura bakma ne olur. Ozan beni deli etti gene. Ne yaptı biliyor musun sana? Anlatacaktım. Kapattı telefonu. Kapattı telefonu Ozan. Halk olsun neyse. Ay aşkım. Nasıl geçti günün? Çok iyi geçti benim senin. Ay ben sana çok sinirliydim. Ben sana çok sinirliyim. Ya yeter kızım tamam artık hadi. Yeter. Bu ne? Yetmez. Aa. Yetmez anca yeter. Ozan'cığım koca siteye dağıtacağız yani. Ya sevgilim koca site diyorsun da yani bugüne kadar da bir tane komşumuzu görmedim böyle kapıya bir şey getirsin de biz de yiyelim. Ben her şeyi karşı taraftan beklemek olmaz. Önce sen bir adım at hele. Ondan sonra arkası gelir. Sana öyle geliyor. Ay Ozan'cığım ya. Komşuluk önemli. Ne demişler? Ev alma komşu al. İyi de kızım yani ne bileyim böyle muhallebi falan dağıtmak biraz eski moda ya. Eski işte. Eski. Geleneklerimiz bunlar bizim. Yarın bir gün başımıza bir şey geliverse kimin kapısını çalacaksın? Komşunun kapısını çalacaksın. Hı. Koca sitede kimi biliyoruz? Hiç kimseyi. İyi tamam. Hadi sana kolay gelsin. İyi tanışmalar. Ne? Ne oluyor? Hı. Allah Allah. Sen gelmeyecek misin? Delirdin mi kızım? Sen muhallebi dağıtırken benim ne işim var? Tepsi tutmak gibi bir işin olabilir mi? Oldu. Ya. Çok güzel vallahi. Ay ne var Ozan beyefendi? Ne? Gücünüze mi gitti? Ben kapıyı çalarken tepsiyi tutuvereceksin. Ne var? Oh böyle garson gibi. Ne? Kendimi komşulara garson diye mi tanıtacağım? Hayır. Eşine yardım eden modern beyefendi bir koca olarak da tanıtacaksın. Aman, ne şeref, ne şeref. Ama insan ben hemen arkasına sizin bunun böyle beyefendi göründüğüne bakmayın. Öküzün tekidir derim. Rahatladın mı? Tamam mı? Hadi bakalım şimdi. Hadi tut tepsiyi. Düş önüme. Koca öküz. Koca öküz. Aa bu da güzel ha. Sevdim bunu. Koca öküz. Hı. Koca hadi. Güler yüzlü ol birazcık. Göreceksin çok güzel dostluklar kuracağız. Gel. Buradan mı başlayalım? Evet. Buradan yana gideceğim. Hı. Merhaba. Merhaba. Ben Zeynep, hı hı. Ozan. Biz sizin komşularınızız. Ne var, ne istiyorsunuz?
Yok yok, biz sizden bir şey istemiyoruz. İstiyoruz aslında. Tanışmak istiyoruz. Yani böyle bir siteye geldiğimizden bir baktık, hiç bir komşumuzu tanımıyoruz. Biz de böyle bir muhallebi yapalım. Komşularımıza ikram edelim bu vesileyle. Ha, bu vesileyle de tanışalım dediniz değil mi? Aynen evet. Öyle. Güzel ama yemezler kardeşim. Yemezler derken? Tatlı sevmiyorsunuz herhalde. Ben bu numaraları yemem. Böyle komşu numarası. Kapıma geleceksiniz, muhallebi vereceksiniz. Ben de sizi içeri buyur edeceğim. Sonra siz ısrar edeceksiniz o ilaçlı muhallebinizden yemem için. Sonra da ha söyle. İlaçlı muhallebi derken? Evet, ilaçlı muhallebi. Artık beni uyutup evimi soyarsınız, böbreğimi çalarsınız, tırnağımı söküp gözümü ağrısınız, bilemiyorum artık. Yok beyefendi, ne dediniz? Hakikaten yok yani. Hayır, biz bakın. Biz hırsız değiliz. Hı-hı. Biz sizin komşunuzuz. Evet, burada... Hadi kardeşim hadi hadi. Polis çağırmadınız ayın. Komşuymuş. Ne komşu? Muhallebi. Komşuyuz. Yani ne komşuysa muhallebi. Hep yalan dolan. Şu bloğun arkasını tut. Size bir tane şey verelim diye çarptık. İstemiyorum. Çarptı. İlaçlı. Kesin ilaçlı. İstemiyorum. Ya ilaçlı. Ay Ozan. Hı? Ay deli yine ya. Ay tut beni vallahi, bayılacağım, bileği bayılacağım. Ne bayılacaksın sen, asıl kapıyı çal, ben dayaktan şu manyağı bayıltacağım, paranoyak gerizekalı. Ay tamam ya yürü, tamam ya yürü. Bizi komşu, bize komşun yok. Git, bize komşun yok. Ya hepsi ağır Zeynep ya. Ozancığım lütfen yürü diyorum. Şikayet etme. Of. Oflamadan, ne olur oflamadan yapalım işimizi. Merhaba, iyi günler. Of, of, of. O ne be? Bunlar tatlı. Bunlar tatlı. Kendi imalatımız. Kendi ellerimle yaptım. Ya uzatma, uzatma, uzatma. Bakacağım bunlar. Yok, yok. Yanlış anladınız siz. Biz bunları satmıyoruz. Olmaz öyle şey canım. Satın. Ne isterseniz veririm. Yok, bunlar ikram. Evet. İkram. Parasız yani bir de. Evet, parasız Zeynep. Çabuk olalım, bu adam bizi bile yiyebilir ha. Şimdi şöyle, biz böyle komşularımızla bir tanışmak istedik. Tanışmamızın nişanesi olarak da böyle bir ikramımız oluyor size. Buyurun afiyetle yiyin. Ama bir tanecik mi vereceksiniz sadece? Çabuk verip uzayalım, adam bizi yiyecek diyoruz sana. Malum tabii, başka kapılar da var. Ama bu benim dişimin kovuğuna bile gitmez. Siz tepsiyi bırakın bana ha. Tepsi... Yok ama başta komşular da var dedi ya. Komşular da var. Teşekkür ederiz. Eyvah. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Şey karıcığım, komşularımız gelmiş de ikram. Sen diyettesin Nedret. Ne tatlısı. Çabuk geri ver o kaseyi, çabuk. Ama karıcığım yani ayıp olur komşularımıza. Ayıp mayıp olmaz. Alın kardeşim muhallebilerinize gidin. Utanmıyor musunuz evde tatlı kapıya da Nedret'in aklını çelmeye? Hadi bakayım güle güle. Gir içeri. Çabuk gir. Gir Allah'ın cezası. Ama gir. Güle güle. Şaka mıydı bu ya? Şaka maka değil. Şaka maka değildi, bayağı gerçekti kadın. Terbiyesiz. Kadın. Ben nereden bileyim senin kocanın diyette olduğunu? Nereden bileyim ben senin kocanın diyette olduğunu kadın? Dur kız ya. Terbiyesiz. Konuşlar duyacak, sakin. Hadi gidiyorum. Terbiyesiz. Hadi yürü. Dur, tamam hadi Zeyno. Manyak. Yemiş yemiş s**mamış kocası zaten. Evet be ya, hadi yürü. Bütün şeyini bizden çıkartıyor, terbiyesiz. Merhaba. Merhaba, buyurun. Merhaba, Zeynep ben. Ozan, Zeynep. Komşularınızız, biz sizin. Öyle mi? Evet. Buyurmaz mısınız? Yok, teşekkürler. Rahatsız etmeyelim. Böyle bir ikramımız var size. Ay, çok zahmet etmişsiniz. Ben hemen geliyorum. Siz bekleyin burada. Tamam. İşte oh be. Oh be, bir tane normal komşumuz varmış çok şükür. Hakikaten valla. Tamam, hadi verdik gidelim. Tamam, nereye gidelim? Kadın bir dakika dedi, bekleyin dedi. Şimdi yıkayıp verecek. Hı. Ya da... Mesela şey yapabilir yani, ben size sonra vereyim derse bu demek oluyor ki ben size bir ikram yapıp geri iade etmek istiyorum. Başka bir şey ikram etmek istiyorum sizin çanağınızda demek oluyor. Yol yordan bilen insanın hali başka oluyor. Doğru, yani. Şimdi normal birine denk geldik yani. Buyurun, kase için tekrar teşekkürler. Kase mi? Hı hı, çok şık. İçindekini de galiba muhallebi, size geri verdim. Ben sevmem zaten. Afiyet olsun. İyi günler. Hoşça kalın. Kase mi? Kardeşim. İyi günler. Kase mi? Alabilir miyim? Afiyet olsun. Kase mi? Aa! Ozan ayağım! Allah! Kase mi aldı kapı? Gel. Hadi hayırlısı. Hadi. Merhaba teyzeciğim, nasılsınız?
bak kızım. Zeynep ben, Ozan. Komşularınızız biz sizin. Rahatsız etmiyoruz ya. Estağfurullah yavrum. Buyurun, buyurun içeri girin. Yok, yok. Biz rahatsız etmeyelim. Bizim size şöyle bir ikramımız olacaktı. Buyurun teyzeciğim. Aa, kızım bak bu olmadı şimdi. Aa, olmadı. Olur mu? Ne demek? Komşuyuz üstünü şuyorsunuz. Kalbimizden koptu. İçimizden geldi. Olmadı, olmadı. Ne oldu? Olmadı. Anlamadım. Affedersiniz teyzeciğim. Ah bu gençler ne zaman yol yordam öğrenecekler? İstemeden bir kusur mu işledik? Bilmemek suçu hafifletmez ki güzel kızım. Ay sabır ya. Hatamız ne bir anlasaydık teyzeciğim. Hata bir değil ki oğlum. Bir tane olsa görmezden gelirsin, affedersin. Çok hatamız, birden fazla hatamız mı var? Bak kızım, bir kere böyle ikram verirken kase tek elle tutulup verilmez. Sağ elle tutup diğer elinle alttan destek yapacaksın. Bu ne demek? Ne demek? Sağ el helal kazançla yaptım demek, sol el altta olunca da tüm kalbimle ikram ediyorum demek. Sol el yumruğu insan kalbi büyüklüğündedir çünkü. Vay be. Ay bilemedik, çok affedersiniz. Gelelim kaseye. Bu şeffaf kaseyle bu tür ikramlar yapılmaz. Niye? Çünkü içini gösterir. Yani bu demek ki sen yaptığın bu muhallebinin temizliğini savunma ihtiyacı hissediyorsun. Oysa içini göstermeyen bir kaseyle sunsan bu güvendiğinin kanıtıdır. Güvenle ye, seni de en az kendimi düşündüğüm kadar düşünüyorum. İçin rahat olsun demektir. Buradan da yedik bir 6 ay. Ben sana söyleyeyim bu müebbete kadar gider ha. İçeri atacak mı? Evet. Gelelim muhallebiye. Yok. Gelmeyeyim. Tezim şey yapmıyorum. Biz gidelim. Müsaadenizi isteyelim. Ne oldu kızım? Hoşuna gitmedi mi uyarmam yoksa? Ben senin iyiliğin için anlatıyorum bunları. Şimdi ben sana demezsem ki muhallebi yanlış seçim. Daha özenli bir tatlı yapsaydın diye bu sefer ben sana karşı ayıp yapmış olurum. Sana tecrübelerimden faydalanma fırsatı vermedim tamam, diye. Evet, tamam teyzeciğim kusura bakmayın yaptık bir eşeklik. Bizi affedin de bizi gidelim artık afiyet olsun. Peki madem ayrılmayın da kasenizi geri vereyim dur. Bu nedir ya Rabbim ya? Bütün deliler mi bizim komşularımız? Ben bir şey söyleyeyim mi? Hepsi deli ama bu en beteri. Yani bil. Ne ya? Kafayı. Buyurun canım. Ay teyzeciğim. Oldu mu şimdi sizin bu yaptığınız yalnız? Böyle yanlış size yakıştı mı? Ne yanlışı kızım? Ben size ikram ettim. İkram tabağı, ikram kasesi yıkanır mı teyzeciğim? Komşudan gelen ikram kasesi yıkanırsa bereketi kaçar. Ah kızım. Doğru söylüyorsun. Ben nasıl da unuttum bunu. Artık. Şey oldu. Yapmayın bir daha. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hadi güle güle. Vay be. Vallahi bravo Zeynep. Şu kadın da mat ettin ya helal olsun sana. Bağlıyorum. Bildiğim yerden geldi diyelim. Daha doğrusu laflarımızda tek bildiğim de buydu. Değil mi? Adetlerden yani. Başka bildiğin yok mu? Var var. Adetler. Çok güzelim. Merhaba, rahatsız ediyoruz ama. Ay durun, durun yoksa... Ay tabii, yakınınız mıydı? Kim? Kim yakınınız? Ölen kişi. Ay ne? Kıyamam, kıyamam. Ay. Bir dakika sakin ol hanımefendi, ölen falan yok ya. Tabii tabii, şey kabullenmek oldu. Zor tabii. Tabii ki kabullenemezsiniz. İnsan başları ötlener. Olamaz, olamaz der. Kaybetmedik, kimseyi kaybetmedik. Tabii kaybetmedik, onlar hep bizim işimiz. Bizim neler onlar, bizim neler. Ya, şuna bak ya, kollarım kutlayacak. Şunları tutmaktan bir de başımıza gelene bak. Anlat şuna, ölüm yok tabii, diye işte. En güzelini aynen. Yapıyorsunuz beyefendi. En güzelini yapıyorsunuz, taşıyın onu. Kalbinizde taşıyın, yaşatın. Ama ne mutlu ki sizin gibi böyle sevenleri var. Vasiyetini yerine getiriyorlar böyle. Neden vasiyetten bahsediyorsunuz? Komşuyan kaptan muhallebi dağıtımız. Değil, işte. değil. Anne ve fanlı yok, ölen yok. Bak, bana bak, bana bak. Ahmetli'ye doyamadı. Bana bak, bana bakın. Aa, kendinize gelin. Kendinize gelin. Hanımefendi. Yok diyorum, yok. Yok. Ya gözünü kapattık, işe yapmış. Açar mısın gözünü? Kardeşim. Yok, ölen yok, yok. Alo. Ya, bana çıkacağım bir tane. Yok diyorum ya, yok. Ölen yok. Peki. Yok, peki. Biz...
biz komşularınız olarak size bu muhallebi ikramımız, ikram olarak getirdik. Siz şimdi üşenmediniz, komşularınıza muhallebi yapıp kapı kapı gezip muhallebi mi dağıtıyorsunuz şimdi? Vallahi aynen öyle. Ay inanmıyorum. Demek insanlık ölmemiş. Demek sizin gibi insanlar hala var. Ne ağlıyor şimdi bu? Ne ağlıyor acaba? Sevinçten ağlıyor herhalde. Ah, tamam kardeşim. Tamam bırak. Bırak hanımefendi. Tamam hanımefendi. Tamam. Tamam sakin. Tamam. Ay beyefendi siz çok anlayışlı birisiniz aynı zamanda böyle erkek. Böyle erkek. Yürü. Erkek diye ağlıyor ya. Yani. Yürü hadi. Allah Allah. Ay. Allah. Ne tesadüf. Biz de tam böyle hiç çalmadan zili çıkarttınız. Şey ben... çıkıyordunuz galiba. Ha? Ha evet. Çıkıyordum. İşim vardı. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Biz de sizi meşgul etmek istemeyiz de biz Zeynep'le Ozan sizin komşularınızız. Memnun oldum. Çok memnun oldum. Müsaadenizle ben... Sizi tutmayacağız. Hiç tutmayalım ama en azından ikramımızı, muhallebimizi verelim size. Muhallebi çok güzel, çok iyi düşünmüşsünüz. Evet, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ağzımızın tadı bozulmasın istiyoruz komşularımızla. Çok iyi ya. Keşke bütün komşular sizin gibi olsa. Neyse, müsaadenizle ben... Aceleniz var. Evet, çok acelem var. Neymiş ki bu kadar acelesi varmış bu adamın ya? Çok acı, o kadar acelesi var. Kapıyı falan açık bırakıp gitti adam. Ulan kapı... Tabii ya! Ne oldu be? Lan ne oldu be? Adam hırsız kızım, evi soyuyordu. Tam kapıdan kaçarken bize yakalandı herif be. Hırsız mı? Tabii be! Hırsız mı? Görmedin mi kızım elinde çuvallarla ganimetin evi toplayıp götürdü herif. Ben biliyorum o çuvallar neden hırsız mı? Tabii ya! Ay kasem! Ne? Kasemi çağırdı. Lan ne kasesi? Evi götürmüyorum herifi. Hırsız var! Kasemi çaldı! Site, uyanın! Kasemi çaldı! Uyanın, hırsız var! Merhaba. Merhaba. Evet, merhaba. Biz şey için gelmiştik. Biz size muhallebi getirdik. Kendi ellerimle yaptım. Hmm, demek ellerinle yaptın ha. Çok seksi. Seksi mi? Aa, bak ben demedim ya. Ah Rosalind, neler oluyor burada? Yatakta bekliyorum seni. Yatak mı? Rosalind der. Ah kocam Şükrü bana hep Rosalind der. Çünkü bu bana çok seksi gelir. Şükrü mü? Ben Victor'u tercih ederim oysa. Ah evet Victor. Ne seksi bir isim değil mi? Senin burası sakat, burada çok fazla bulmayalım. Evet bunlar bizi seksi bulmadan biz ufak ufak şey yapalım Osman. Aa bunlar da ne? Ay. Muhallebi. Rosalind, duyuyor musun? Muhallebi dedi. Hem ne de kadar seksi değil mi? Kendi elleriyle yapmış Victor. Ah ye baby. Ye dediniz. Yiyin diye. Uzatma. Lütfen biz yaptık. İnanmıyorum ya. Muhallebi dağıtan komşu fantazisi. Muhallebi fantazisi olarak... Biz bunu nasıl düşünemedik ya? Çok seksi değil mi? Buyurun. Victor. Kapıda kalmayın lütfen. İçeri gelin. Ha. Muhalleplerimizi karşılıklı beraber yiyelim. Ha ya. Çok teşekkür ederim. Gerçekten yatak odamızda kaşık kullanmadan başka ellerimizle. Başka sefere. Çok seksi. Başka sefere. Artık başka zamana kaldı. Sevgiler. Bizimle muhallebi yemeye kalmadılar Victor. Çok tatlıymış bu muhallebi. Victor çok tatlıymış açardım. Harika. Nasıl yolluyor bak Allah'a sana. Zeynep. Victor. Şimdi gelsek. Yedir bana bebeğim. Victor. Kendini yapışın. Baş çok seksi. Harika. Dağıttık güzel. Yorulduk ama. Allah'ım muhallebiler bitti. Ben de bittim Zeyno ha. Ama bak ne kadar güzel. Komşuluk önemli diyorum. Komşuluk kutsal bir şey. Ben size bir söyleyeyim kızım.
asıl önemli olan ne biliyor musun? Bu kadar muhallebi, burnumun ucunda böyle tüte tüte kokusunu ala ala taşıdım ve onlara saldırmadım ya, aferin bana. Aferin sana. Bravo. Bravo sana. Ama şimdi saldırmayacağım, anlamına gelmez sevgilim. Dolapta kalan muhallebileri yiyecek. Aa, şey yapamayacaksın ya. Ben onu durumu atladım. Ne? Bitirdik, bütün hepsini dağıttık. Muhallebi dağıttık mı? Evet. Lan bir tane muhallebi bana ayırmaz mı insan? Şey yapamadım ya. Ne yapamadın ya? Aklıma geldi. Ya aşkım işte. Allah Allah. Ne güzel iş ya. Fıstık gibi muhallebileri yap. Komşun katırına dağıt. Onlar yesin. Biz burada mal gibi kalalım. Valla. Oh be. Valla bravo ha. İşe bak ya. Eşek taşı komşulukmuş. Ay, ne zahmet ettin. Evet, afiyet olsun. Sağ olun. Çok hayret bir şey ya. Kim gelmiş? Zeynep! Ne sürpriz ya? Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Karşılarımız tatlı yapmışlar, getirmişler. Bir adım at, gerisi gelir demedin mi? Yemin et. Evet, yemin ederim. Bak. Ne yapmışlar? Ha? Hmm. Ben sana dedim ama, ben sana dedim. Komşuluk ölmemiş vallahi. Komşuluk ölmedi de sen öleceksin öyle arka arka yatarsan. Azıcık da bana bırakır mısın? Thank you.